İnsan iskelet sisteminin hareket etmesini sağlayan eklemlerdir. Bu eklemler zamanla, yaşlanmayla beraber dejener olmakta, bozulmakta ve eklem hareketlerinde kısıtlılık ve ağrı ortaya çıkmakta. Bu osteoartrit olarak isimlendirilir ve halk arasında kireçlenme olarak da bilinir. Böyle durumlarda tedavide ilk önce fizik tedavi, antiinflamatuar ilaçlarla tedavi gibi uygulamalar olmakta ama buna rağmen eklem hareket kısıtlılığı ve eklem ağrıları devam ederse eklem içine enjeksiyon tedavileri uygulanır. Eklem içine enjeksiyon, ekleme bir enjektör yardımıyla bir ilaç enjekte etme anlamına gelir ve bu maksatta birçok ilaç kullanılmaktadır. Bunlardan en başta kullanılanı kortizondur. Kortizon eklem içine enjekte edildiğinde antiinflamatuar etkisinden dolayı eklemdeki enflamasyonu ortadan kaldırır ve ağrı ortadan kalkar. Ağrı ortadan kalkınca eklem hareketleri de artar. Ancak kortizonun eklem içine enjeksiyonu eklem kıkırdağına hasar verme ihtimali olduğundan dolayı çok sık uygulanması önerilmez. Eklem içi enjeksiyonlarında diğer tavsiye edilen ajansa hyaluronik asittir. Hyaluronik asit zaten eklemin iç doğal yapısında bulunan jelimsi bir sıvıdır. Bu jelimsi sıvının yapay olanını dışarıdan eklem için enjekte ettiğimizde kıkırdağın yapısını korur ve eklemde bulunan kıkırdağın ömrünü uzatır. Eklem hareketlerinin açılmasını, ağrının azalmasını sağlar. Eklem için enjekte edebileceğimiz diğer bir ajansa diğer bir tedavi yöntemi de PRP'dir. PRP insanın kendi kanından elde edilen bir sıvıdır. Bu sıvının içinde dokuların büyümesini sağlayan, iyileşmesini sağlayan faktörler bulunmaktadır. PRP eklem için enjekte edildiğinde eklem aralığında bulunan dejenerasyon, bozulma düzelir ve eklemdeki ağrılar azalır. Eklem içine enjekte edilen diğer tedavi yöntemi ise kök hücre tedavisidir. İnsanlarda kök hücreler kemik iliğinden ve yağ hücrelerinden elde edilir. Özel yöntemlerle elde edilen bu hücreler eklem içine enjekte edildiğinde yine eklemdeki hasarın onarılması ve tedavi edilmesinde son zamanlarda popüler olan bir yöntem olarak kullanılmaktadır.